Tabii asıl sorun yani burada büyümesi değil, o bölgede oluşturduğu tıkanıklıktır. Yani asıl sorunlar ondan sonra başlıyor. İşte çocuğunuzun uykuyu uyuyamaması, geceleyin sıkıntı çekmesi, yatakta çok dönmesi, enfeksiyonların sık sık olması. Çünkü geniz eti burnu tıkadığı zaman ağız yolu kullanılacaktır. Ağız yolu kullanıldığı zaman boğaz enfeksiyonlarına daha yatkın olacaktır. Veyahut da tam burnun arkasında aynı bir baraj gibi, yani burnun akıntısını kesecektir. Normalde burunda belli bir akıntı olur. Bu burnun yıkama fonksiyonudur. Bu minimum 600 mililitre civarında olur. Sürekli geriye olan akıntının önünde bir engel teşkil edecektir. Dolayısıyla bu engel, yani bu kesinti, burun akıntısının burunda fazlaca göllenmesi ve kalmasına neden olur. Dolayısıyla orada iltihabi bir oluşum olur. Hemen, çünkü burun kirli bir organdır. Pisliklerin veyahut da havadaki tozların, mikroorganizmaların girdiği ilk yerdir. Bir enfekte ortam oluşacaktır. Bu enfekte ortam hem oradaki eti daha da irrite eder, hem de o bölgelerde sünüzit dediğimiz rahatsızlıklara neden olur. İriliği ve tıkanıklığıyla beraber çocukta dediğimiz gibi uyku bozukluklarına, sık enfeksiyonlara neden olur. Tabii onun ikinci büyük yansıması okul döneminde özellikle dikkat dağınıklıkları, ders başarılarının düşük olması, gelişimsel problemler. Yani neticede çocuk rahat bir uyku uyuyamadığı zaman gelişimi de bozulur, iştahta azalmalar. Bu tür rahatsızlıklar da beraberinde gelebilir.